14 Kasım Salı gününden iyi günler diyerek başlayalım söze. Değerli izleyenler, güne yansıyanlar da karşınızdayız. Hoş geldiniz beraberliğimize. Yarın 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yaşını kutlayacağız. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Biz de bugün programımızda Cumhuriyetimizin kuruluşunun arifesinde çok değerli bir ismi, özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla ilgili son derece önemli bir görev üstlenmiş, hazırlık çalışmalarında yer almış emekli bir büyükelçiyi, emekli bir diplomatı Sayın Osman Ertuğ'u ağırlıyoruz. Biraz geçmişten bugüne tarihsel süreç içerisinde yolculuk yapacağız. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Öncelikle size. Kutlu olsun. Hepimiz için tabii ki. Tabii hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda hem de sonraki sürecinde devlet olabilmenin gereklerinin yerine getirilmesinde de altyapı çalışmaları konusunda da önemli görevler, misyonlar üstlenmiş bir kişisiniz. Tabii ki az önce merhum Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlerken evet, tüylerimiz diken diken oldu. Gerçekten. Dedik konuşurken de. Geçmişten bugüne 40 yılın bir özetini çıkarmaya çalışacağız. Genç bir cumhuriyet diyoruz biz ama bu 40 yıla da çok önemli şeyler sığdırdık. Çok önemli yaşanmışlıklar ve mücadeleler sığdırdık. Şimdi biraz başa dönelim. Hı hı. 15 Kasım'a giden süreçte neler yaşadık ve 15 Kasım'da devletin kuruluşuna bizi iten unsurlar, sebepler nelerdi? Hı hı. Ardından da sizin o çalışmalarınızla ilgili, kuruluşun ilanıyla ilgili süreçte aldığınız rolü, görevi de konuşacağız ama neydi bizi devlet olmaya iten, devlet kurmaya iten şeyler? Öncelikle biz 1963'te ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nden, 1960 Cumhuriyeti'nden dışlandığımız, silah zoruyla dışlandığımız anda zaten kendi devlet olma adımlarımızı atmaya başlamıştık. Önce genel komite olarak bu ifade buldu. Daha sonra çeşitli evrelerden geçerek geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, Türk Yönetimi ve nihayet Kıbrıs Türk Federe Devleti olmak üzere adım adım biz bunları gerçekleştirdik. Amacımız o tarihte de aslında Kıbrıs Rum tarafını bizimle gerçek eşitlik zemininde, bakın onun altını özellikle çiziyorum, gerçek eşitlik, sanal eşitlik değil, o zeminde bir uzlaşıya zorlamaktı. Ama bizimle oynayıp durdular, dünyayla aslında oynayıp durdular ve hiçbir zaman buna, yani bizim kastettiğimiz anlamda, hatta normalde kastedilen anlamda bir federasyon istemediklerini her adımda ortaya koydular. Yani bizi masaya bir anlamda hapsedip kendi hükümet statülerini korumaya devam ettiler. Bunu kökleştirmeye çalıştılar ve bu devam etti. Bu arada tabii halkımız üzerinde ambargolar, izolasyon ve kısıtlamalar uyguladılar. Bu da yetmezmiş gibi kendi otoritelerini ve ülkenin kaynakları üzerindeki hakimiyetlerini sağlamak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan bir karar çıkardılar. 37-253 sayılı karar bizim için bardağı taşıran son damlaydı. Mayıs ayında çıkarıldı bu 1983'ün ama ondan önce onun bir altyapısı olarak bağlantısızlar, biliyorsunuz böyle bir grup var. Evet. Hala daha. Gerçi kendileri, atları var, kendileri yok gibi bir durum. Yani eski etkinlikleri yoktur artık uluslararası ilişkilerde. Ama o dönemde aldıkları bazı kararlar daha ciddiye alınırdı. Oradan önce bizim gaybubetimizde, çünkü biz üye değiliz ya, onlar devleti gasp ettiler. İstedikleri yerlerde gezip dolaşıp, işte biz Kıbrıs hükümetiyiz, istedikleri kararları aldırabiliyorlar. Alamayın. Bağlantısızlardan da bu 37-253 sayılı kararı Mayıs ayı içerisinde aldırmayı başardılar ve bu kararın içerisinde bütün ülkelere çağrı yapılıyor ve deniyor ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toprakları, bütün toprakları üzerinde ve kaynakları üzerinde ki egemenliğini sağlaması konusunda kendilerine yardım edin. Yani bu hakikaten bizim için çok çok ciddi bir adımdı. Çok vahim bir adımdı. Çünkü, bu adımla beraber mi başladı hani bu kurgu süreci şimdi, peki? Şimdi tabii ki yani, son eşikti, son raddeydi. Tabii hem bizim öyle için anlıyorum. Son damlaydı ama ondan önce tabii ki yani biz Rum ne kadar bir hükümetse, daha doğrusu biz onun hükümetliklerine itiraz ediyorduk. 186 sayılı karar alındığında 1964'te, yani Kıbrıs'ta ilk çatışmalar, ilk katliamlar bize karşı işlendiği dönemde biliyorsunuz Güvenlik Konseyi 186 sayılı kararı aldı 4 Mart 1964'te. Zaten o gün biz kendi itirazlarımıza başladık ve kendi
örgütlenmemizi sağlamaya başladık. Genel komiteyle başlamak şeklinde az önce ifade ettiğim gibi. Hı hı. Ama biz o dönemde yani bütün yaptıklarımızı efendim biz yasal bir hükümetten, bir devletten kopup da ayrı bir devlet kurmak peşinde değildik. Yani biz gerçekten bu işi iyi niyetle acaba bu meseleyi çözebilir miyiz? Çünkü uluslararası toplumda böyle bir beklenti var. Ana vatanımız Türkiye bizi destekliyor ama bize her zaman makul olmaya, uzlaşıcı olmaya teşvik ediyor her zaman bizi. Yani aslında bugün de pek farklı değil ama o dönemde Türkiye'nin de tamamen yaptığı bu. Dolayısıyla biz o duyarlılıklara da kendi duyarlılığımızı göstererek iyi niyetle masalarda bir ömür çürüttük. Rahmetli kurucu cumhurbaşkanımız masalarda ömür çürüttü bu konuda. Ama ne oldu? Baktık ki hakikaten Kıbrıs Rum tarafının bizimle gerçek eşitlik zemininde adına federasyon deyin ne dersen deyin, derseniz deyin böyle bir yapı uzlaşı içine girme. Böyle bir uzlaşı niyeti yok. Bunun olmadığının çeşitli belirtilerini gördük, çeşitli kanıtlarını gördük. En son dediğim gibi genel kurul kararıyla bunun artık olmayacağını, yani onların maksadının bizimle uzlaşmak değil, uluslararası baskıları bizim üzerimizde ve Türkiye üzerinde daha da yoğunlaştırarak bütün ada üzerinde hakimiyetlerini yaymak olduğunu, bizim buna bir ses vermemiz gerekiyordu, bir tepki koymamız gerekiyordu. Biz de hür ve eşit bir halkız, Kıbrıs'ın iki ortağından biriyiz, iki egemen ortağından biriyiz hatta. Dolayısıyla biz de buna karşı tepkimizi bir halk olarak ki Birleşmiş Milletler'in anayasasında bütün halklara verilen kendi kaderini tayin hakkı var. Bırakın onu zaten Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, 60 Cumhuriyeti'ni kurarken biz kendi self-determinasyon hakkımızı kullanarak zaten bir ortaklığa girdik. O ortaklığı çökerttikleri anda da biz kendi hakkımızı gene koruyorduk zaten. Yani bu bir kere kullanılıp da bırakılan bir hak değil. Hı hı. O hak bizimle beraber geliyordu. Ama neydi? Coğrafi zeminimiz yoktu. Onu daha ileri safhalara taşıyabilecek bir noktada değildik. Çünkü üzerimizde baskılar vardı. Adanın %3'üne tekabül eden alanlara sıkıştırılmıştık. Yani bugün Gazze'ye baktığımızda o %3'ün hepsini toplasanız belki de Gazze kadar bir yer ya eder ya etmez. Yani benzetmeler yapıyorum. Çünkü günümüze kadar bunlar, günümüzde de bunun ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceğini görüyoruz. Yani Rumlar bizi bu sıkıştırılmış bölgelerde zaman zaman yaptıkları şiddet olaylarıyla, katliamlarla, baskılarla bizi buralardan da tüketmeye çalışıyorlardı. Yani tam bir etnik temizlik diyebileceğimiz, soykırım noktasına varan bir şekilde bir zihniyetin ürünü olarak bunları bize karşı 11 yıl süreyle uyguladılar. 74'te biliyorsunuz darbe yapıldı, onlar da yetmedi. Tam olarak bizi tüketmek için darbe yapıldı. Darbeye karşılık Türkiye garantörlük hakkını kullanarak Türk Barış Harekatı'nı yaptı. Onun üzerine biz yine hemen biz ondan sonra ayrı bir devlet ilan etmedik. Yani bağımsız, tam bağımsız ve sonunda egemen bir devlet olarak ortaya çıkmadık. Yine de ondan sonra önce olası bir federasyonun federe kanadını ilan ettik. O tarihte de kurucu cumhurbaşkanımız aslında ayrı bir devlet ilan etmeyi savunuyordu. Hmm. Ama buna konjonktür, uluslararası ortam müsait olmadığı ve için Türkiye'de hazır değildi bu konuda doğabilecek tepkileri karşılamaya. O zaman bize dendi ki, ben kendi ağızlarından dinlediğim için bunu anlatıyorum. O zaman kendisine Türkiye yetkilileri tarafından dendi ki, Sayın Denktaş, şu anda nesiniz? Kıbrıs Türk yönetimisiniz, otonomsunuz ama Kıbrıs Türk Federe Devleti bundan ileri bir adım değil mi? Evet, ileri bir adımdır. O zaman bununla yetinin. Biz hep adım adım gittik. Çünkü maksadımız böyle yasal bir devletten kopan bir ayrılıkçı hareket değiliz biz. Yani, o yetinin dediğiniz cümleye takıldım, kelimeye takıldım. Yani bununla yetinin. Hani yani sürecin... Belki yani aynı kelimeleri kullanmamış olabilirler ama çıkan anlam buydu. Hmm. Yani şimdilik bununla kalın. Çünkü uluslararası tepkileri karşılama noktasında sıkıntısı olacak Türkiye'nin belli ki. Gene rahmetli kurucu cumhurbaşkanı hep söylerdi, Türkiye'ye kaldırabileceğinin üzerinde yük yüklemeyin. Hmm, bu da önemliydi çok. Onun için kaldırabileceği o dönemde oydu. Biz de Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni ilan ettik ve bunun
olası bir federasyonun federe kanadı olduğunu söyledik. Yani ayrı devlet değil. Ama tabii bu arada kendi devlet kurumlarımızı bütün işlevleriyle uyguladık. Yani uygulamaya koyduk. Ve bu devam etti. Ama dediğim gibi bu durumları bir uzlaşıya teşvik etmedi. Ve baktık ki aleyhimize kararlar aldırmayı, aleyhimize ambargolar, izolasyon ve kısıtlamalar uygulamaya devam ettiler. Maksat bizi yok etmek, maksat bizi sindirmek, baskı altına almak ve bütün adaya hakim olmak. İşte bunun üzerine bir self determination hareketi başlatıldı, biliyorsunuz zaten. O hareket bayağı işte mitingler yapıyordu, çeşitli etkinlikler sürdürüyordu. Ama yavaş yavaş tabii o da bir doyum noktasına ulaştı. Ve sonunda işte 15 Kasım 1983'te ki bu noktada ikinci sorunuza geliyorum. Yani nasıl bir rol aldım bu işte, belki onu biraz anlatmam lazım. Evet, onu çok biraz ince detaylarıyla konuşmak isterim. Çünkü neden? Merhum kurucu cumhurbaşkanımız şöyle bir ifadede bulunmuş. Size sadece diplomat değil, bir mücahit diplomat lazım. Bir mücahit diplomat lazım. Önce mücahit olacaksınız. Evet. Ve bu sözleri üzerine ben selam verip, asker selamı verip, mücahit selamı diyelim. Ne bekleniyordu? Yani tam anlamıyla nasıl bir görev ve misyon yüklenmişti bu ifade ettiği cümleyle beraber? Şimdi bu ifade ettiği cümle müzakerelerle ilgili bir şeydi aslında. Diplomasi ve vizyon arasındaki hem bağlantı hem de farkı gösteren bir şeydi. Yani stratejiyle aynı zamanda diplomasi ve taktik arasındaki bir farkı ifade etmek için bunu söyledi bana. Bu aracılı görüşmeler döneminde söylenen bir şeydi. Ben diplomatik bütün görevlerimizi yaptıktan sonra huzuruna çıkıp ne gibi bir çalışma yaptığımızı kendilerine anlattığımda ve bütün sorularını yanıtladığımda bana dedi, diplomatik olarak tamam da bu yetmez. Yani o mesajı verdi bana. Biz mücahit diplomat istiyoruz karşımızda dedi. Ve o bana çok büyük bir ders oldu. Çünkü hakikaten yani genel stratejiyi hiçbir zaman, o vizyonu, vizyon dediğimiz olayı hiçbir zaman akıldan çıkarmamak lazım. Ya. Yani ona doğru giden yolda siz çeşitli diplomatik görevler yapabilirsiniz. Masada cereyan eden görüşmeler aslında savaş meydanlarında yapılan görüşmeler kadar neredeyse önemlidir. Neticede bir uzlaşı olacaksa onunla taçlandırılacak. Çok önemlidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine baktığımızda da ve genel dünya tarihine bunun tabii örneklerini görebiliriz. İzlerini de görüyoruz kesinlikle. Ama peki bir sabah uyandınız, evet, ve biz devlet kuracağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan edeceğiz denildi ama onun perde gerisinde, bu ilanın öncesinde nasıl bir hazırlık çalışması yapıldı? Yani diplomasi özellikle Türkiye ile nasıl kuruldu? Nasıl bir hazırlık aşamasından geçildi? Ki şimdi, şunu da biliyorum, doğru biliyorum herhalde, çok kez sizinle programlar yaptığımız için, evet, röportajlarınızı, mülakatlarınızı da okuduğum için bir süre çalıştınız tabii. Belli süreçlerle alakalı. Biraz o kurgudan da bahsetmenizi isteyelim. Tabii, memnuniyetle. Şimdi şöyle oldu, tabii bunun bir Türkiye ayağı var. Bir KKTC ayağı var. Burada tabii bunun tohumları burada muhakkak ki, yani Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı'nın baştan beri ayrı bir devlet istediği, egemenlik istediği bilinen bir gerçekti. Çünkü Rum'u en iyi tanıyan içimizdeki kişi olarak, kendisi, onlarla yıllarını harcamış insan olarak, onların bizimle hiçbir surette eşitlik temelinde bir uzlaşıya, bir ortaklığa girmeyeceklerini biliyordu. Zaten mevcut ortaklığı niye yıktılar? Tabii o eşit ortaklığı yıkmak için, o statümüzü elimizden almak için. Dolayısıyla bir daha bunu tekrarlamaya ne gerek vardı? Yani bu kişisel de değil, yani devletler her gün bunu kendi kaderleriyle oynarcasına kalkıp da bu yürümedi, hadi başka bir deney daha yapalım, bunu yapamaz devletler. Çünkü kendi başınıza değilsiniz, bir halkın sorumluluğunu taşıyorsunuz. Halkın da ötesinde bölgesel bir sorumluluk taşıyorsunuz. Bölgesel istikrar, anavatan Türkiye garantörünüz. Onlarla ilgili sorumluluk da taşıyorsunuz. Bu yani sırf bir ada meselesi değildir, bir adanın yönetilmesi. Çünkü Türkiye ile Yunanistan bu işin içinde, İngiltere bu işin içinde. Zaten bugün görüyorsunuz, yani bütün çıkarların kesiştiği bir noktadayız, evet, Kıbrıs adası olarak. O dengeler nasıl yürütüldü? Yani o ilişki süreci bu konu üzerinde. O öncesinde tabii Türkiye ile bu. Şimdi
Bu istişareler eminim yapıldı. Ben tabii bu nasıl diyeyim, bu bulmacanın dersek eğer, çünkü Kıbrıs meselesi artık yani bir mesele veyahut da sorun, o kadar çetrefillendi ki bulmaca da diyebiliriz buna. Ama o dönemdeki olan çeşitli olayların ben bir parçasıyım. Tümünü A'dan Z'ye, bence hiç kimse, rahmetli kurucu cumhurbaşkanı hariç, kimse A'dan Z'ye o noktada değil kanaatindeyim. Ama en önemli parçalarından birine muhatap olduğum için bunu anlatıyorum. Ama biliyorum ki Türkiye ile tabii ki istişare edildi. Askeri rejim gidiyordu, sivil rejim geliyordu. Dışişleri Bakanı vardı. Onlara geleceğim, yani ismen de konuşabiliriz bunları. Ancak benim daha genç bir diplomat olarak muhatap olduğum bölüm şu şekilde gelişti. Ben sık sık Sayın Cumhurbaşkanı'nı gidip görüyordum. Daha doğrusu devlet başkanını, o dönemde Cumhurbaşkanı da demiyoruz. Çünkü KTF'de, Kıbrıs Türk Federe Devleti, kendine daha cumhuriyet demiyor. Federe devlet diyor. Onun için devlet başkanımız var. Evet. Kendisine sık sık gidip mektuplar imzalattırıyorum. İşte talimatını alıyorum vesaire. Bizim bakanlığımız zaten böyle çalışan bir bakanlıktı. Yani bakanımız iyi saatli olsun, Doktor Kenan Atakol da buna yani çok müsaade eden ve yani geniş düşünceli bir insandı. Ve uyum içinde çalışıyorduk Cumhurbaşkanlığıyla veya devlet başkanlığıyla. Onun için yani işte git sen imzalat falan, zaten mektupların çoğunu ben yazıyordum o dönemde. Bunu yapardık ama kendisi beni çağırması makamına yani pek olağan bir olay değildi. Rastlanan bir durum değildi, şaşırtıcı oldu herhalde sizin için. Onun için bana işte Denktaş Bey seni bekliyor diye bir mesaj geldiğinde hemen tabii gittim. Biraz heyecanlıydım ama dedim bakalım acaba nedir falan diye de. Çünkü o günlerde de hava hakikaten işte kendi kaderini tayin, self-determinasyon yürüyüşleri vesaire. Ve biz heyecanlanıyoruz ama hava bulutlanıyor ama yağmur yağmıyor bir türlü gibi. Giderken bir şey. Giderken hiç aklınızdan geçen bir şey oldu mu? Yani böyle bir süreç olabilir mi acaba? Böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. İlgili bir şey olabileceği aklımdan geçti. Ama açık söyleyeyim, yani başka alternatifler de olabilirdi. Yani bu konuda bana görev vereceği aklımdan geçmiş değildi. Yani bir yerlerde bir şeyler oluyordu muhakkak. Ama bana bir rol verilmesi diye bir fikir yoktu benim aklımda. Gittim işte bütün samimiyetimle, gel dedi, kapıyı kapat dedi. Onu dediğinde tabii heyecanım arttı. Demek ki bana gizli kalmasını isteyeceği bir şey söyleyecek. Ve önemli bir görev. Önemli bir görev verecek. Kapattım kapıyı. Kendini yeminli say dedi. İşte o anda anladım ki tarihi bir olayla karşı karşıyayım. Ve heyecanım hakikaten çok arttı. Buyurun efendim dedim. Bağımsızlık ilan ediyoruz dedi yakında. İşte o anda artık tarih başlıyor. Ve dedi bu süreç içerisinde bağımsızlık bildirgesinin yazılmasında, hazırlanmasında her iki lisanda, Türkçe ve İngilizce, sen de olacaksın bu çalışmanın içinde, sen de görevli olacaksın dedi. Ve bu tabii bana çok büyük heyecan ve gurur da verdi. Bir kere o bana o güveni göstermesi beni çok mutlu etti. Ve sonra nasıl yapılacağı konusunda ise dedi ki bunu öncelikle, bunun çok çok gizli kalması lazım. Çünkü Amerikalılar ve İngilizler özellikle ve diğer Rum-Yunan dostları uluslararası alanda hepsi toplanıp öyle baskılar yapacaklar ki Türkiye'ye, bunu durdurabilirler. Türkiye üzerinden bize tabii. Ya müthiş bir gizlilikle yürütülmesi gereken. Yani inanın bunu İngiliz ve Amerikan istihbaratından gizleyebilmemiz en büyük başarı, belki başarımızın en büyük unsurlarından birisiydi. Buna gene değiniriz isterseniz. Tabii ki. Çünkü sonrasında gördüğüm tepkiler de bunu bana kanıtladı. Yani file vermediğiniz, yani bu gizlilikle ilgili süreci çok doğru şekilde yürüttüğünüzle alakalı eleştiriler mi gelen daha sonra? Dıştan ve içten. Ama özellikle dıştan gösterilen bir tepki var ki o her şeyi anlatır. Ona geleceğim. Tabii. Evet, bunu söyledikten sonra ben tabii çok heyecanlandım. Dediğim gibi dedi ki işte Ankara'ya gideceksin. Necati Münir Ertekin, Allah rahmet eylesin, Kıbrıs'tan bu çalışmaya katılan diğer kişi. Onu ben açık gönderiyorum dedi.
eşiyle birlikte check-up'a gideceğini söyleyeceğiz. Zaten dedi o sık sık gider, onun gidişi şüphe çekmez. Ama dedi senin gidişin, bir de sen gidersen çok şüphelenecekler bu konuda. Ve İngilizler, Amerikalılar bu havayı alırlarsa Türkiye üzerinden yapacakları baskılarla bizi engelleyebilirler. Bakanlığına da bir yalan uyduracaksın tırnak içinde. İşte diplomat olarak bize hep takılırdı, bu işlerde ustasınız falan diye. İşte yoruldun, izin alacaksın falan diye bir şeyler uyduracaksın. Ondan sonra dedi, müsteşarım Taner Etkin'le konuş detayları. Önce sen İstanbul'a gideceksin. İstanbul'dan Ankara'ya trenle gideceksin. İşte falan yerde kalacaksın. Sonra dış işlerine en yakın otel orasıydı. Yani bu plan aslında dikkat çekmemenin de evet. En somut örneklerini çok doğru evet. bir zeminde kurgulamış evet. olmanın evet. da bir örneği gösteriyor. Detayına kadar yani ben aynen tabii harfiyen uyguladım bunları. Eğer seni tanıyan birilerini görürsen, basın mensuplarına rastlarsan seni tanıyabilecek birileri, onlara da yalan uyduracaksın dedi. İşte her türlü başka olasılığa bir, hazır olacak şekilde. Her türlü olasılığa hazır ol. Hiç kesinlikle hiçbir şey sığmayacak. Sen Harice'ye gireceksin. Dışişlerine ki çok yakında o dönemde kaldığım otele. Şimdi tabii farklıdır yeri dışişlerinin, Türkiye'nin. Oraya gireceksin. Oradaki ekiple buluşacaksın. Ekibin işte Kıbrıs'tan diğer üyesi rahmetli Necati Münir Ertekün. Birlikte bağımsızlık bildirgesi üzerinde çalışıp bunu sonuçlandırıp döneceksiniz. Ama dönüşte yine dönüşü yine Necati Bey doğrudan dönecek. Ancak sen tarihlerinizin çakışmaması için dönüş tarihlerinizin yine trenle İstanbul'a gideceksin. İstanbul'da birkaç gün kalacaksın ve ondan sonra döneceksin adaya. Ne kadar sürdü bu çalışma süreci? 10 gün civarında olduğunu. Çünkü 1 Kasım evet son tespitlerime göre 1 Kasım'da daha önce yola çıktım 31'inde ama 1 Kasım'da Ankara'daydım. Ve yani 1 Kasım'da bütün sürecin kurgusu tam anlamıyla şekillenmişti diyebilir miyiz peki? Şekillenme sürecindeydi. Ama tabii bildirge 1 Kasım'da daha bildirge üzerinde o gün çalışmaya başladı. Yani daha önce bir taslak bir şeyler vardı arkadaşların ellerinde. Yani bir şeyler bir hazırlık içindeydiler ben ulaştığımda dışişlerine. Ama hep birlikte oturduk ve hazırladık Türkçe ve İngilizce. Esin kaynaklarımız tabii belliydi. Tabii vizyon olarak esin kaynağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı ve Ulu Önder Atatürk'ün vizyonu, devlet vizyonu, egemenliğin kayıtsız şartsız halkın olduğu. Ama bunun yanında evrensel bir takım prensiplerden yararlandık. Birleşmiş Milletler Anayasası'ndan. Yani halkların halklara saygı ve eşitliğine saygı ve self-determinasyon yani kendi kaderini tayin hakkı yazılıdır orada. Egemenlik de var bu arada, egemen eşitlik konusu da var. Diğer yandan da Amerikan Anayasası'nın çünkü uluslararası alanda kabul daha en azından tepkileri hafifletebilmek için bu konuda örnek olabilecek insanlığa bir takım deklarasyonlardan mesela Amerika'nın bağımsızlık bildirgesinde ki İşte onların filozof devlet adamları tarafından yazılmış güzel metinler. İnsanların eşit doğduğu, hür doğduğu vesaire ve belirli hakları bulunduğu bundan kaynaklanan. Bu öğeleri de içeren bağımsızlık bildirgesi üzerinde çalıştık. Adaya ve geldiniz. Sonuçlandırdık. Buyurun. Fakat orada sadece bildirge değil bu. Aynı zamanda bir öngörü var. O da nedir? Meclisimizin bu konuda bir karar alması öngörülüyor. Ve o kararın da metni çünkü dünyaya bunu gösterip işte bakın demokratik yoldan biz bunu gerçekleştirdik diyeceksiniz. Dış dünyaya yönelik olduğu için hem İngilizce hem Türkçe. Şey de öyle bağımsızlık bildirgesini her gencin özellikle okumasını tavsiye ederim. Çünkü o Kıbrıs Türkü'nün hikayesidir. A'dan Z'ye nasıl başladık? Niye yaptık bunu? Ve ne noktaya getirdik? Bütün bunlar içerisinde vardır. Tarihi bir belgedir. Ve ben dün de yaptığım bir sunumda Girne Amerikan Üniversitesi'nde bunu eğer yoksa meclisimizin, cumhurbaşkanlığımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Başbakanlığımızın web sitelerinde bunun konması lazım. Eğer yoksa.
hani bir yol göstericilik anlamında önemli, yani bunu, önemi buna var. Bir hem bir referanstır hem de yani bizim hikayemizi dinlemek isteyen, duymak isteyen ve duyması gereken aslında gençliğimiz için bir referanstır bu. Ne zaman döndünüz adaya? Adaya dediğim gibi bir ara on, yani bir 10 gün falan geçtikten sonra, ama 15'inden önce döndüm. Yani ilandan tabii ki birkaç gün önce döndüm. Döndükten sonra merhum Cumhurbaşkanı'yla görüştünüz mü peki? Tabii ki, tabii ki. İşte çalışmaları sonuçlandırıyoruz. 160 ülkeye Baykan Hanım 13 farklı kategoride mektuplar gidecek. Bütün onlar yani Necati Bey'le bendim ondan sorumlu. Akabinde gerçekleşecek bir süreçti bu herhalde söylediğiniz. Bir covering mektup, bir kapak mektubu yazarsınız bunlara diplomasinin gereği olarak. Ve o kapak mektubunda ne ekliyorsunuz bildirgeyi. Hı hı. Ve diyorsunuz işte bildirgeyi buyurun, ama her ülkeye göre yani biraz nasıl nabza göre şerbet demeyeyim ama çeşitli kategorilerde mesela İslam ülkelerine gönderdiğinizle farklı bir Birleşmiş Millet, biraz farklılıklar var. Yani birisine belki biraz daha duygusal davranırsınız. Bazılarına hiç göndermezsiniz. Yani Yunanistan'a göndermezsiniz. Çünkü yani bir imkan ve ihtimal yok onların böyle bir şeyi alıp da pozitif karşılayacakları, iade edecekler. Ermenistan'a göndermezsiniz. Yani Türkiye'nin bunlar Türkiye'yi hasım kabul eden. Gerçi şimdi biraz hava ısınmaya başladı falan deniyor ama yani tarihi olarak Türkiye'yi hasım gören ülkeler bunlar. Dolayısıyla yani o kategorileri ve çok karmaşık bir olay. Hakikaten daha da böyle bilgisayarların çok yani normal daktilolarda yazılan şeyler bunlar. Yani onları hepsini bir kere kategorize edeceğiz, ondan sonra zarflayacağız ve bunlar aynı anda hepsi uluslararası alanda. Sayın Denktaş deklare ederken bunu veya o gün içerisinde gönderilmiş olacak. Geldiğimde, döndüğümde Necati Bey'i ben büyük bir telaş içinde gördüm. Neredesin Osman? Hani bana söyleneni yaptım harfiyen. İstanbul'da da birkaç gün kalıp şimdi geliyorum sizinkiyle çakışmasın diye tarih. Tamam ama hemen bunu sonuçlandıralım. Merak etmeyin, sonuçlandıracağız. Ve sonuçlandırdık da. Bir gece öncesinde de 14'ünde mi yani? Evet, 14'ünün akşamı. Şimdi Türkiye'nin Cumhuriyet ilanı 100. yılını kutladık. Çok zaman yok. Milli sır diyorlardı ya. Evet. Ya işte, yani bir milli, bu da bizim milli sırrımız sır aslında. Ve çağırıyor bütün milletvekillerini, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, diyor ki yarın Cumhuriyet ilanı diyoruz. Aynen Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi nasıl demiş, işte efendiler yarın Cumhuriyet ilanı diyoruz. Yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz diyor. Ancak diyor, buna destek vermeyenler mecliste, bu bağımsızlık bildirgesi ve karara destek vermeyenler kurucu mecliste tabii ki rol alamayacak diyor. Çünkü inanmıyorlar demektir bu şeye. Ve oy birliğiyle ertesi gün kabul ediliyor. Ama bu arada Cumhuriyet ilan edilirken ben hala daha o mektuplar üzerinde çalışıyorum. Çünkü Necati Bey diyor birilerini daha verelim size, artık gizlilik kalkıyor. Size yardımcı olmasın. Yardımcı olsun. Dışişleri Müsteşarı geliyor, Allah iyiliğini versin. Sait Erkin Bey. Ama diyorum Sait Bey, bunun ancak içinden şu anda ben çıkabilirim. Yani o kadar karmaşık bir olay ki ben merak etmeyin bitireceğim ve bitirdim de yani. Ama bitirirken şeyde olamadım yani sahada. Duyuyorum daha doğrusu o dönem devlet başkanlığının penceresi açık. Ve duyuyorum ben bağımsızlık ilanı, dünya ve tarih önünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak ilan ediyorum. Bağımsızlık bildirip tüylerim diken diken. Siz de o esnada ben onları hala duyuyorum o sesleri, halkın coşkusunu vesaire, ama orada olamıyorum. Ama bir kez daha izleyelim mi? Tabii. Yönetmenimizden tabii, rica muhakkak edelim. Kurucu Cumhurbaşkanımızın az önce de yayınladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan ettiği konuşmasını ekrana getirebilirsek o anı bir kez daha yaşamış tabii, olalım. O anın tabii üzerine de konuşmuş evet oluruz. Hazır olunca yönetmenimiz bize belki seslenir ve o anı tekrar bir kez daha izleyicilerimizle paylaşırız. Ben bir burukluk hissetmedim yine de. Çünkü olayın heyecanı, büyüklüğü, tarihi bir olay olması ve heyecanı her şeyi bastırıyordu benim için. Yani bunu tabii kaç kişiye, kaç bürokrata, kaç diplomata nasip olan bir olaydı böyle tarihi bir olaya. Sadece şahitlik etmekle kalmayıp katkı koymak. İçinde bir de katkı koymak. Onun için o akşam, o hepsini topladığı akşam milletvekilleri ki 40 KTF'de meclisi 40 üyeden oluşmaktaydı.
rahmetli Necat Konuk Cumhurbaşkanlığı'nın avlusunda karşılaştık, sarıldı, beni öptü. Tarih bu yaptığınızı unutmayacak dedi. Evet, hazırmış görüntümüz. Hı-hı. İzleyelim. Için duygulandınız değil mi? Tabii kesinlikle ki, evet. Meşru istek ve iradenin yansımasına katkı yaparak cumhuriyeti ilan ediyoruz dedi kurucu cumhurbaşkanımız. Evet. Çok da önemli mesajlar verdi. Önce meclisteki görüntüyü izledik. Evet. Ardından halka seslenişini ama halka seslenişen yani meclisteki iradenin ortaya konulmasının ardından halka sesleniş konuşmasının ilk dikkat çeken noktası gençlere seslenişi. Evet, aynı şeyi söyleyecektim. Hür yaşayın diyor. Evet. Geçmişinize vakıf olun, sahip Hı-hı. çıkın. Evet. Ama geleceği de bu doğrultuda şekillendirin. Başınız dik olsun, Hı-hı. korkusuz yaşayın bu devletin çatısı altında. Vatanınızı koruyun ve çalışmaya devam edin diyor bize. Bu, vermiş olduğu mesajda. Bu ilkelere mesajda. Her zamankinden de fazla bağlı kalmaya ihtiyacımız var. Çünkü biliyoruz ki büyük moral bozuklukları var halk arasında ve sık sık bunlar dillendiriliyor. Biz bunları konuşmak için toplanmadık şimdi sizinle tabii. Çünkü Cumhuriyetimizin 40. yıl dönümü kutlu olsun diyoruz. Ve tabii bütün devletlerin kendilerine göre büyük küçük dertleri vardır. Biz de bir istisna değiliz ama böyle doğum günlerinde sorunlardan ziyade bence vizyon ve evet, nereye gideceğimizi kesinlikle. Konuşmak lazım. Şimdi tabii bu süreçle beraber şimdi az önce bize hazırlık aşamasından bunun ilanıyla beraber kullanılacak diplomasi dilinden, hazırlanacak mektuplardan hatta nabza göre şerbet dediğiniz noktada mesajlar içerecek notları paylaşmanızın üzerinden şimdi 40 yıl geçti az önce evet, siz de ifade evet. ettiniz. Bu 40 yılda özellikle uluslararası arenanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan algısı, tabii ki bir takım beklentilerimiz var, izolasyonlar altında yaşıyoruz, bunların kaldırılması, hak ettiğimiz şekilde yaşamak noktasında. Ama son yıllarda sanki bu diplomasi dilini de kullanarak biraz bu noktada daha farkındalık yaratıcı, işlere imza koymaya başladık. Yani bu geçen tarihsel süreçte tam anlamıyla bu devletin neden kurulduğu uluslararası camia tarafından gerçekten istediğimiz doğrultuda idrak edilebildi mi sizce? Şimdi konunun bir yönü idrak meselesidir ama bu onun altında yatan neden de idrak edilmek istenmemesi meselesidir. Yani ben bunu gayet anlaşılır lisanla yazdık. Halka yönelik yani kamu diplomasisi olarak hazırladığımız broşürler vardı. Taste of Freedom mesela, ne bileyim Why Independence, niye ilan ettik bunu? Bütün her şey gayet bütün çıplaklığıyla anlatılıyor. Anlatıldı. Ve gerçekler olarak hiçbirisi çıkıp bize de bunlar doğru değil diyemiyor. Bunlar tarihi gerçeklerdir. Peki o zaman niye bizi benimsemiyorlar? Bunun nedenleri farklıdır. Bunun nedenleri uluslararası alanda geçerli olan insanların, ülkelerin daha doğrusu haklılık veya haksızlık üzerine değil de çıkarlar üzerine hareket etmeleridir. Ve kendi çıkarlarını kimileri farklı yerlerde görüyor ve buna iç politikada karışıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni aldığınızda bugün görüyorsunuz. Şimdi Allah aşkına Gazze'ye bakıp da orada olanlara bakıp da Filistin-İsrail çatışmasına diyelim ona bakıp da kim diyebilir yani şimdi bu haklıdır bu yani çok açık ortada. Siviller bombalanıyor, kadın ve çocuklar ölüyor. Evet bir saldırı oldu, olmamalıydı. O da tabii kınanması gereken bir olay. Yani Hamas'ın ilk saldırısı ama ondan sonra ona gösterdiği tepki İsrail'in kesinlikle bir soykırım noktasına ulaşan bir şiddet, bir vahşet açıkçası. Engellenemiyor olmasının sebebi de yine çıkarlar dengesine mi bağlanıyor? İşte ona bağlamak için söylüyorum. Yani Amerika niye çıkıp da böyle bir şey? Yani Amerikan halkında hiç mi vicdan yok? Aslında yaptıkları protestolarda görüyoruz ki yani giderek artan bir şekilde tepki koyuyor insanlar buna. Hiç mi vicdan yok bu insanlarda? Ama devletler çıkarlarını, politikacılar özellikle çıkarlarını İsrail'i desteklemekte görüyor. Niye? Çünkü seçimleri var.
ve Biden sıkışık vaziyette. Trump şu anda önde görünüyor. Zaten İsrail kendisi hangi idare gelirse gelsin Amerika'nın Orta Doğu'daki şubesidir. Yani çıkarlar açısından, sat çıkarlar açısından bakılarak ve her türlü vicdanmış, hakkaniyetmiş, insanlıkmış hepsi bir kenara bırakıldı. Göz ardı ediliyor. Yani bir Mısırlı düşünürün söylediği gibi son günlerde, ki çok tuttum ben o sözü, bu Batı'nın moral ve ahlaki iflasıdır diyor. Gerçekten böyle. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, İngiltere, Fransa. Macron birkaç söz söyleyecek oldu. Güya bu işte bu yani İsrail'in bu yaptığının doğru olmadığını ima eden bir şeyler söyleyecek. Geri adım atmak zorunda kaldı. Almanya'nın zaten bir inanılmaz bir kamburu var yani bu konuda. Çünkü İkinci Dünya Harbi'nde Yahudi soykırımı yapmalarının travmasını atlatamamış bir İsrail. Bu da biliyorsunuz Hitler'in bir eseri. Dolayısıyla bunlara baktığınızda hiç diyemezsiniz yani buralarda bütün insanlar mı vicdanını kaybetti? Belki insanlar değil ama devletler maalesef kaybetti. Ona göre davranmıyorlar. Tamamen çıkarlar bazında bir yaklaşım. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl farklı bakmalarını bekleyebilirsiniz? Kültürel i̇şte olarak... İşte burada bizim atacağımız adımlar ve devletin varlığına sahip çıkmamızla da ilişkilendiriliyor. Böyle ilişkilendirmeyi siz doğru buluyor musunuz? Yani eğer sahip çıkmazsanız, gereklerini yerine getirmezseniz, bakın orada hemen yanı başımızda bir vahşet yaşanıyor, hı hı. Bir savaş var ve tüm dünya buna seyirci. Hı hı. Dolayısıyla bu dengeyi doğru bir zeminde kurgulamamız gerekiyor. Devletin varlığını da bu yüzden önemsememiz gerekiyor deniliyor. Ben birkaç şekilde bakıyorum buna. Birisi bir kere şu anda bizim işte 40 yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ama 74'ten beri bu adada ne var? 50. yılını pek yakında tabii kutlayacağız Türk Barış Harekatı'nın. Bu adada barış var, sükun var, istikrar var. Yani bunun kıymetini bilelim. Bir çok önemli bir bence hatırlamamız gereken bir değer budur. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Ve bir de güvenliğimizi, yaşamımızı başkalarına teslim etmenin veya onların insafına bırakmanın bizim için yaratabileceği sorunları göz önünde bulunduralım. Yani saflık etmeyelim. Saflıklar dünyasında değiliz. Çıkarlar dünyasındayız. Devletler arasında geçerli olan çıkarlardır. Dolayısıyla sizi harcamaktan hiç çekinmezler. Gazze buna bir örnektir. Çıkarları gerektirmiyorsa sizi harcamaktan hiç çekinmezler. Peki bizim böyle bir tehlikeye karşı nasıl bir pozisyon almamız gerekiyor? Bizim şu ne andaki, yapmamız gerekiyor? İşte peki? Bir kere bir devlet olgusu. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne noktasına getirdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti bizim hem başımızdaki şemsiye hem de üzerimizdeki bir kalkandır bizi koruyan. Bu yeterli mi? Tabii ki kendi başımıza bunu tek başımıza yapamayız. Türkiye'nin garantisi. Yani bu ikisi, yani bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, iki Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi bizim için yaşamsaldır, vazgeçilmezdir. Bundan şu veya bu bize şirin görünmek adına veyahut da şu veya bu ülke bizi takdir edecekmiş bunu yaptığımızda biz bütün bunları bu deneylerden hepsinden geçtik zaten. Sözünüzü kesiyorum affınıza sığınarak ama Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz bir süre sonra Ercan Havalimanı'na iniş yapacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Yıl kutlamalarına katılmak amacıyla az sonra ekranlara getireceğiz gelişini ve burada yapacağı açıklamayı da haber merkezimizden bize gelen son bir bilgiydi. Bu son dakika bilgisiydi. Bunu da izleyicilerimizle hem sizinle de paylaşmış olalım ve devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği. Evet. Bu payda da özellikle tabii ki gerek dış diplomatik girişimlerde özellikle son yıllarda çok yoğun da bir diplomasi trafiğinin olduğunu gözlemliyoruz. Keza programın başında konuştuk, devlet neden kuruldu? Neden böyle bir gereksinime gidildi noktası? Şimdi Kıbrıs sorununu da bir puzzle'a benzettiniz. Evet. Bir bulmaca dediniz, özür dilerim. Bir bulmaca dediniz. Bütün hepsini bilmeye artık olanak kalmadı. Yani bir maratondur derdim, o doğrudur. Ama aynı zamanda bir bulmacadır. Onun çeşitli farklı konumdaki insanlar, şahsım dahil,
farklı yerlerini bilebiliriz. Bütününü bilmek belki çok geriye gittiğinizde belki rahmetli kurucu cumhurbaşkanı işte Rum tarafından Makarios Kliridis gibi kişilikler köküne kadar bu işi yani biz de tabii ki yani bir noktadan sonra bunu alıp biz de yürüdük onların izinden. Ancak her o jigsaw puzzle dediğimiz o çok parçalı bulmacanın her parçasını bilme diye bir iddia bence şu anda kimse de olamaz. Çünkü daha iyi bilenlerimiz var, biraz daha az bilenlerimiz var, farklı bakanlarımız var. Yani bu artık nasıl bakmak istediğinize de bağlı bir şey. Devletinize inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Yoksa bir sürü yasal, bakın burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası var. Şimdi isim değişikliğinden falan bahsedilir. Olur veya olmaz yani ben ne karşıyım ne de aslında böyle büyük bir ateşle ismin değişmesi neyi getirecek bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Bir sonraki hamleyi kazanımın ne olacağını. Bir, iki, üç sonraki hamleyi düşünmeniz lazım. Kazanım, kayıp. Değişmesin demiyorum ama sonsuz halkındır diyorum her zaman. İnsan yapısı olan her şey değişebilir. Ama doğru değişikliği yapmak lazım. Bunu yaparken ortak akıl kullanmak lazım. Yasal çareler, hukuki çareler her zaman bulunabilir. Çünkü anayasanın yani bir hukukçuya verseniz bu isim değişikliği mümkün değil diyecek size. Çünkü anayasanın değişikliği mümkün olmayan maddesi olarak görürüm ben bunu. Devletin ismi. Başka birisine sorsanız münhasıran onu söylemiyor. Dolayısıyla değişebilir, yorumunu da yapabilir. Yasalar her zaman insan ihtiyaçlarına göre hem şekillenebilir hem değiştirilebilir. Değişmez bir şey değil. Neticede yani değişebilir de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmasını ben baştan savunan kişiyim o dönemde. Ama durum onu gerektirdiği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dendi. Çünkü dışa yönelik olarak belli mesajlar verilmesi istendi. Ha, şimdi bugün aynı şey geçerli mi, değer mi bir değişiklik üzerinde duralım? Bunun çok iyi tartışılması lazım. Ben her zaman Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yana oldum. Ama isim değişikliğinden öte şu anda tartışmamız gereken yani 40 yıl geçmiş bir zaman dilimi içerisinde hala bunun haklılığının neden bu aşamaya geldiğinin, sürecin bundan sonra nasıl şekillenmesi gerektiğini, dış dünyanın algısını değiştirmekle alakalı, bakış açısını yönlendirmekle alakalı neler yapabileceğimiz noktası olmalı mı acaba diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz? Birlikte de yapılabilir. Yani ben şu anda bu konuda bir tartışma açılsın da demiyorum. Ama bu konuda bir tartışma açıldı diye söylüyorum. Zaman zaman açılıyor. Dün de aslında yaptığım bir sunumda bana sorulan sorulardan birisiydi. Ben de öyle çok fazla gündemi işgal edecek bir soru olduğuna inanmıyorum. Ama bugün yine konuştuğum bir diplomat arkadaş yine aynı şekilde siz ne dersiniz bu konuda sorusunu sordu diye. Ben de yani gündemdedir zaten. Ama gündemi çok büyük şekilde işgal etmeli mi? Hayır. Bana göre gündemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için, iç bünyesinin güçlenmesi için neler yapmamız gerektiği. Bana sorarsanız şu anda Rum'la oturduk, konuştuktu, hangi zeminde konuştuktuk, bence o da çok fazla üzerinde durmamız gereken bir şey değil. Adamlar bize gösterdiler ki görüşmeler onlar için kendi statülerini kökleştirmek, bizi ise masada tutarak tanınmamızı engellemektir onların amacı. Bu zemini de federasyonda mı görüyorlar? Yani bir konfor alanı yaratıldı. Yok canım, öyle söylüyorlar. Şimdi diplomaside bir de şu var. Declared objective, deklare edilen diplomasi veya amaç, bir de gerçek amaç. Onu söylerken biz çok farklı bir şeyler söylediklerinin farkındayız. Onu kastetmiyorlar. Eğer öyle olsaydı bu kadar yıl süren ve birçoğunun anlayışına göre artık uzlaşı noktasına gelen bir noktada niye hep geri adım attılar? İstemiyorlar bunu. Bunun Türkçesi bu. 50 yoksa 50 senede 50 seneyi aşkın görüşmelerde bu ortaya çıkardı. O değil artık. Yani biz bunun fazlasıyla farkındayız. Kendisi için kolay olanı yapıyor Histodoulidis. Ne diyor? Söyleyip duruyor. Nasıl olsa Türkler oturmayacak masaya. Ben de söyleyip durayım. Dünyaya şirin görüneyim falan. Görünüyor mu sizce hala? Yani hayır, şirin hayır, bir görüntüye hayır. Sahip sicili, mi? Çünkü sicili kötü. Sicili çok bozuk. Yani eminim ben yani karar noktasında karar vermeye etkinliği olan diplomatlar, arada olanlar yani kendisine bunu diyordur. Veya en azından konuşurken kendisiyle bu akıllarındadır. Tamam ama Kran Montana'da geri adım atan sizdiniz ve sen bunun iki mimarından birisin. Şimdi ne oldu sana da ani böyle bir şey ruh hali
değişik, bir zihniyet değişikliği mi yaşadın? Buna inanmak imkansız. Yani neyse, dün neyseydi. Uluslararası arenada buluyor mu peki inandırıcılığı? Ben biliyor tabii. Genel sekreter çok iyi biliyor bakın. Genel sekreter çünkü niye? Raporlarına şeyi koymuyor. Artık iki kesimli, iki toplumlu federasyon sözcüğünü, ibaresini daha doğrusu koymuyor raporlarına. Çünkü yansız bir adamdır. Onun için bir şeyi koyabilir. Bu tarafsızlık peki yani o tarafsızlık anlatabiliyor mu peki tüm uluslararası camiaya? Hayır, gene çıkarlar giriyor. Şimdi bakın, sekreterya farklıdır. Sekreterya eğer hakikaten vicdanlı, yansız bir kişi ise biliyor ki bir şeye BM parametresi demek için her iki taraftan onay alması lazım. Ama bu olmadığına göre koyacağı herhangi bir ibare onu savunan taraftan yanadır anlamını taşıyacak. Dolayısıyla onu yapmaz ama çıkarlar girdiğinde devreye nerede giriyor? O rapora bir tepki veren bir güvenlik konseyi var. O güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi var. Veto hakkına sahip. Ve 10 geçici üyesi var. Bu orada farklı çıkarlar devreye giriyor ve onlar ilave ediyorlar bu sözleri. Çünkü bugüne kadar federasyon dediler, bundan sonra da aynı şeyi yahut da bir gecede, bir günde tamam biz bundan vazgeçtik, bunu yaptık demek istemiyorlar. Yani bütün mesele bundan ibaret. Yani hala bütün süreçleri çıkarlar dengesi çıkarlar üzerinde belirliyor. Yani çıkarlar da her zaman objektif çıkarlar değildir. Bazen algılar üzerinden yönetilen çıkarlar. Peki böyle bir algı yaratma noktasında yani biraz daha... İşte bizim çalışmamız gereken nokta odur. Benim söylediğim budur. Bu algıları bir, değiştirebilir miyiz? İki, değiştirmek için neler yapmalıyız? Yaptıklarımızdan önem taşıyanları nasıl ileriye taşıyabiliriz? Örnek vereyim. Sayın Erdoğan'ın yaptığı 77. BM Genel Kurulu'nda ve 78. de tekrarladığı "Bu devleti artık tanıyın, bu zulmü kaldırın" çağrısı çok etkili olmuştur. Şimdi bunu tabii içte de, geliyoruz içe, içte de tamam yaptı ama ne oldu diyenler var. Eleştiriyorlar bizi. Peki ne elde ettiniz? Hemen söylüyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki bence önümüzdeki dönemin ittifaklardan bahsediyorsak yükselen bir yıldızı olmaya adaydır Türk Devletleri Teşkilatı. Bunu bir yabancı düşünür, bir analist dahi yazdı bunu. Yani yeni bir oluşum var, bir ittifak grubu var ve bunlar gelecekte çok daha etkin olabilirler uluslararası alanda. Burada biz anayasal ismimizle gözlemci üye olarak kabul edildik. Bu somut bir getiridir bizim için. Çünkü bize konuşma hakkı sağlıyor. O insanlarla gidip temas kurabilmem, tabii iletişim kurma imkanı sağlıyor. Belki ticari ilişkiler gelişir veya daha da gelişir olanlarla. Yani bizim için üzerinde mücadele verebileceğimiz bir zemindir. Orada değilseniz, çünkü hep söylerim, size de belki daha önce söyledim, sahada olmayanlar her zaman haksızdır diye bir ibare var. Sahada olmanıza imkan tanıyor. Cumhurbaşkanımız, evet kimileri eleştirir, gitti de ne yaptı falan, ama orada olmak bile başlı başına bir bizim için. Bir kere orada varlığınızı ortaya koyuyorsunuz, gösteriyorsunuz. Ben de buradayım diyorsunuz. Yani bunun tabii bir sürü türevleri var. Alt düzeyde temaslar da vardır. Dışişleri Bakanımız gidiyor bazı yerlere. İİT vardır, İslam İşbirliği Teşkilatı. Yani buralar bizim için köşe başlarıdır. İşte bunları daha ileriye nasıl götüreceğimizin hesabı içinde olmamız lazım ki Rumların yarattığı yanlış algıları, o dezenformasyon yoluyla yarattıkları yanlış algıları dengeleyebilelim, değiştirebilelim. Bu zaman isteyen bir iştir. İnanılmaz... Hani zaman isteyen bir iştir dediniz. Masraf tam da eleştiri bu noktada geliyor. Yani 40 yıldır anlatıyorsunuz ve anlaşılmıyor denilen nokta. Anlaşılmıyor nokta. İşte söyledim, anlaşılmıyor bunun değil. Bunun kademe kademe. Anlaşılıyor ama ben hep söylerim, bir Amerikan diplomatının bana söylediğini. 2 yıl uğraştım Washington'da görevli olduğum dönemde. Kanıtlar götürdüm uluslararası basından ve genel sekreterin raporlarından ki Kıbrıslı Türkler hükümeti terk etmedi 63'te. Hükümetten atıldı silah zoruyla. Sonunda bana ne dedi biliyor musunuz? Kabul ediyorum, haklılığını da kanıtladın. Ancak biz dedi gerçekler üzerine kurgulamıyoruz politikamızı, pozisyon alıyoruz dedi. Yani sana karşı duruşumu sürdüreceğim diyor. Niye? Çünkü çıkarı onu gerektirir. Rum-Yunan lobisi
Yahudi lobisinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci en güçlü lobidir. Bizim Türkler de orada bazı başarılara imza atıyorlar ama daha tam onların gücünde, o noktada değiller. Benzeri durum Avrupa'nın, yani İngiltere'de var. İngiltere'nin tabii politikasını etkileyen en önemli unsur buradaki iki üssüdür. Şimdi onlar daha da önem kazanmıştır. Gazze'de olanlar ışığında Rum hemen onun üzerine atladı. Deniz koridoru kuracak Gazze'ye. Ya İsrail'in boykotu altında, yani karadan da kurulabilir boykot olmasa. Niye denizden olmuş, karadan olmuş, bir farkı yok. Ama adam kendinden söz ettirmek istiyor. Bütün mesele bu. Onun için böyle bir yola girdi. Yani çıkarları nasıl bağdaştırabiliriz? Algılarla nasıl uğraşabiliriz? Bunun gayreti içinde olmamız lazım. Enerjimizi, bu insan kaynaklarımız sınırlıdır bizim. Enerjimizi oturup da boş görüşmelerde, boş diyorum çünkü boş olduğu o kadar kanıtlandı ki, o kadar yaşadık ki bunu. Müzakere masasına işaret ediyorsunuz. Yoksa konuşmadan kaçan yok. Yani şu an konuştuğumuz anda bile teknik komitelerde şeyler vardır, temaslar vardır. Ve biz Sayın Cumhurbaşkanı sık sık tekrarlar durur. Biz iki devlet arasında işbirliğine açığız. Seçeceğimiz konuda hidrokarbonlar olsun, mayınlar olsun, düzensiz göç olsun, bunun yanında yangınlar, yani benzeri konularda biz işbirliğine zaten hazırız. Bunları genişletmeye, mekanizmalar oluşturmaya da hazırız. Ama siyasi görüşmelerin başlamasının koşulları farklıdır. Çünkü bugüne kadar yapılan başarılı olmamıştır. Aynı şeyleri tekrarlayıp durmamız başarı getirmeyecektir. Onun için egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz uluslararası alanda kabul edilmediği sürece resmi görüşmeler başlamaz, beyhudedir. Bunu peki söylüyoruz. Görüşmelerin başlamıyor olması, resmi görüşmelerin başlamıyor olması, sürecin bir sonraki aşamada, yani biz artık kendi yolumuzu çizdik ve bu yolla ilgili artık bir hedef ortaya koyuyoruz noktasında elimizi daha mı güçlü kılıyor peki? Şimdi güç başka bir konu. Yani güç, bütün bunlar tabii neticede güce dayanan olaylardır. İçte güçlüyseniz ve birlikseniz masada da güçlüsünüz. Masaya oturmamakta da güçlüsünüz. İçte eğer oturmazsanız. İçte güçlü olmanız lazım. Bir ve birlik olmanız lazım. Onu yakalayabildik mi? Bakın, sayın, şu anda bana göre yani en büyük handikapımız diyeyim, içte evet iki devletliliği savunan bir cumhurbaşkanı ve bir hükümet var başımızda. Ben de onlarla birlikteyim. Ben baştan beri iki devleti savunan. Çünkü biliyorum ki gerçekçi ve kalıcı barışın, sürdürülebilir barışın yolu budur. Bunu, yani yaşayarak görüyoruz bunu. Her tarafta görüyoruz. Ama her fikre saygı duyarım. Yani bunu düşünmeyenler de var. Kabul etmiyorum onların söylediğini ama saygı duyuyorum. Yani önemli bir kesim de hala daha federasyonun olabilecek bir hedef olduğunu görüyorlar. Toplumun beklentisi nedir? Yani bu nabzı ölçmek daha önemli. Bence büyük çoğunluk, iyi anlatıldığında büyük çoğunluk iki devletli uzlaşıyı tercih edecektir. Bunun başka, bakın şimdi bir şey yapmak istemiyorum ve lütfen yanlış da anlaşılmasın ama bu bir siyasi evlilikti. 1960'da yapılan siyasi bir evlilikti. 3 yıl sonra, bu 3 yıl içerisinde de çok kötü şeyler yaptı eşlerden biri diğerine. Ama sonunda attı evden, öldürmeye kalktı vesaire ve şiddet uyguladı. Şimdi diyor, kötü süren bir evliliğin. Çok kötü süren bitiş. Bir evliliğin bitişi bu. Yani şimdi diyor ki tekrar evlenmek istiyorum ben. Peki benim tekrar aynı muameleye tabi tutulmamam için bir, kendi özgüvenimle, kendi tabii bunun diplomasideki tanımı egemenliktir. Kendi ayaklarım üzerinde duracağım. Kendim olacağım, kendi kişiliğim olacak. Ve garantörüm olacak. Dediğimde, ya sen garantör istemezsin. Bak işte filan yerde çok medeni garantörlerim var. Avrupa Birliği falan. O medeni garantörler Gazze için ne yapıyor? Gerçi garantör, belki garantör olarak tanımlayamayız kendileri ama insan hakları açısından baktığınızda bu değerlerin savunucuları onlardır. Amerika Birleşik Devletleri'dir. Avrupa Birliği'dir. O savundukları değerlerin ne kadarını
Yani insanlara en temel hakları vermekte yemek, su, yaşamlarını sürdürebilecek bir olanak sağlamakta ne kadar başarısızdırlar. O gerçekten bu değerlerin onlar açısından iflasıdır. Değerlerin kendilerinin değil, kendilerinin iflasıdır aslında bu ahlaki değerlerin. Böyle koşulların hüküm sürdüğü çok uzakta da değil. Yani ne kadar uzaktadır bizden Gazze Allah aşkına? Eskiden Lübnan'da olan çatışmaların top seslerini duyardık buradan. Yani onun için kendimizi aldatmayalım. Böyle saflık göstermeyelim. Evet. Gardımızı düşürmeyelim. Eğer bir uzlaşı olacaksa iki devletle başlanır. Tekrar iki devlet kabul edilir. Bağımsız iki devlet. Ama biz ne dedik bu öneriyi yaparken? Aynı zamanda iki devletli uzlaşı kabul edildiği takdirde görüşmeler, resmi görüşmeler başlar ve biz bu resmi görüşmelerde toprak konusunu da konuşuruz, mülkiyet konusunu da konuşuruz, güvenlik konusunu da konuşuruz ve iki devletin ilişkisi konusunu da konuşuruz. Evet. Çok kısa bir ara verelim. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın uçağının Ercan Havalimanı'na indiğiyle ilgili bir bilgi var. Oradaki durumu arkadaşımız Ruzin bize anlatsın. Ardından da size yeniden dönelim tabii ki. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl kutlamalarına katılmak üzere adaya geldi Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz. Sevgili Ruzin, nedir ilk izlenim, ilk gözlemlerin, bize neler aktaracaksın? Evet Baykan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ülkemize geldi. Az önce uçağa indi. Ercan Havalimanı'nda hazırlıklar yapılmıştı. Bütün yetkililer, Başbakan, Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer Cevdet Yılmaz'ı karşılamak üzere Ercan Havalimanı'nda uçak az önce indi dediğim gibi uçaktan inmesi bekleniyor Cevdet Yılmaz'ın. Cevdet Yılmaz'a Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, çalışma dünyasını temsilen heyetler, AK Parti, Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi milletvekilleri de eşlik ediyor. Dediğim gibi uçaktan henüz inmedi Cevdet Yılmaz. Programına bakacak olursak Yılmaz yarın resmi geçit törenine katılacak. Cumhuriyet kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan resmi geçit törenine katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verilecek olan resepsiyona katılacak. Ardından ülkeden ayrılacak. Tabii Yılmaz'ın bu ziyareti kapsamında yapacağı konuşmalarda önemli mesajlar vermesini de bekliyoruz. Baykan, dediğim gibi burada henüz daha uçaktan inmedi. Heyetler beraber geldiği heyetler uçaktan iniyor şu anda. Kısa bir süre sonra da burada bir basın açıklamasını yapmasını bekliyoruz. Sayın Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel'in bu basın açıklamasını da canlı olarak ekranlara getireceğiz. Çok teşekkür ederiz. Aktarmış olduğun bilgiler için kolay gelsin diyelim. Biz de an be an Sayın Cevdet Yılmaz'ın yapacağı basın açıklamasını da ekranlarınıza getireceğiz. BRT olarak tabii ki. Bilmiyorum, evet, ziyaret. Kesinlikle sevgili Ruzi'nin de ifade ettiği gibi önemli mesajlar vermesi de bekleniyor. Evet, o zaman yavaş yavaş biz de programın sonuna geldik. Öyle nasıl galiba kurulduğumuzdan, Cumhuriyeti nasıl kurduğumuzdan, nasıl bir görev üstlendiğinizden başladık. Ve bugünse artık 40. yılını kutladığımız genç devletimizin bundan sonraki sürecine ne gibi katkılar yapmamız gerektiğiyle de sonlandıralım mı sohbetimizi? Tıpkı kurucu cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, başınız dik, korkusuz yaşayın, çalışın ve vatanınızı koruyun dediği sözlerle. Evet. Tabii %100 katılmamak olanağı yok. Tabii ki yürekten katılıyoruz. Zaten devlet onun için kurulmuştur. İnsanımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük bir mutluluk ve refah. İçte bu daha iyi yönetişimler ki kesin bu konuda bir konsensus var yani halkımız arasında. Çok daha iyi yönetilmesi lazım buranın. Dolayısıyla yani bunda hepimizin sorumluluğu var. Yönetenlerimizin ve yönetilenlerimizin çok büyük sorumlulukları var.
öncelikle o içteki güçlendirmeyi yapmamız lazım ki çok da fazla efendim tanınmışız, tanınmamışız gibi bir sorun da ortadan kendiliğinden aslında kalkar. Yani halkımıza mutluluk verecek bir iç yapı bizi çok daha güçlü bir konuma tabii ki getirecektir. Ama dışta böyle şeylerle zaman kaybedeceğimize, yani diğer tarafın onayına tabi ve onlara endeksli bir gelişme arayacağımıza, adı ne olursa olsun, dışta biz kendi yolumuzu çizdik. O yolda kararlılıkla devam etmemiz lazım. Yani o da tanınma yoludur. Devletimizin tanınması ve tanıtılması yoludur. Bu yolda da emin adımlarla tabii ki yürümemiz lazım. En büyük bizim için artı bu konuda en büyük güç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendisi, yani bu devlet çatısının üstümüzde olması ve ana vatan Türkiye'nin de yanımızda bulunmasıdır. Ben halkımıza ve Yüce Türk ulusuna bu Türk Devleti'nin doğuşunun 40. yıl dönümü kutlu olsun diyorum. Nice 40 yıllara diyorum ve inşallah gelecek yıl 41 kere maşallah diyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben hem teşekkür bugün programımızı ediyorum. Zenginleştirdiniz. Sağ koyduğunuz olun. Katkıyla, yaptığınız açıklamalarla hem de tabii ki bu devletin kurulma aşamasında koymuş olduğunuz katkıyı da bir nevi andık. Teşekkürlerimizle de burada noktalayalım programı. Yine ama sizi biz burada ağırlamak isteyeceğiz. İnşallah. Bu süreçleri yeniden konuşmak adına. Tabii ki amacımız bir köprü vazifesi kurmak ve yaşadıklarımızı, yaşananları da aktarmak lazım. Çok teşekkür ederim bugünkü koymuş olduğunuz katkı için. Ekranlarınıza Sayın Cevdet Yılmaz'ın Sayın Başbakan'la yapacağı basın açıklamasını getirerek veda edeceğiz artık sizlere. Değerli izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere adaya geldi Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Şu anda da Başbakan'la Ercan Havalimanı'nda bir açıklama yapacak. Önemli mesajlar verileceği de ifade ediliyor 40. yıla dair. Az önce Ruzin de aktardı bizlere. Yarın da resmi geçit törenine katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'la görüşmeleri olacak Cevdet Yılmaz'ın. Sonrasında da akşam saatlerinde 40. yıl dolayısıyla düzenlenecek Cumhurbaşkanlığındaki resepsiyona katılacak. Görüyorsunuz son hazırlıklar yapılıyor Cevdet Yılmaz'ın Ünal Üstel'le yapacağı basın açıklamasına dair. Evet, Başbakan'ın açıklamasını ekrana getirerek çok veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın. Cumhuriyeti heyeti, değerli basın mensupları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümünde bu büyük bayramda sizleri aramızdan görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli basın mensupları, saygıdeğer konuklar, Kıbrıs Türk halkı anavatanın büyük desteğiyle 20 yıl boyunca sürdürdüğü varoluş mücadelesini bir cumhuriyet kurarak taşlandırmayı başarmıştır. Cumhuriyetimizin kurulmasında, yaşatılmasında, yüceltilmesinde anavatan Türkiye'mizin katkıları çok büyüktür ve olmazsa olmazdır. Dolayısıyla Türkiye'yi iyi günde, kötü günde, tasada ve sevinçte yanımızda görmek bizim için her zaman büyük bir mutluluk olmuştur. Bugün de kardeşlerimizi aramızdan görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Değerli konuklar, anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının her zaman ve her yerde yanında olmuştur. Güvenlik istedik, güvenliğimiz sağlanmıştır. Bugün barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak, bu Türkiye'nin gerçekleştirdiği mutlu barış hareketi sayesindedir. Dünyaya karşı siyasi destek istiyoruz, Türkiye yanımızda duruyor. Yatırımlara destek arıyoruz, Türkiye yanımızda duruyor. Dünya ile kucaklaşmak için yeni bir yola çıktık, yine Türkiye yanımızda duruyor. Dolayısıyla biz samimiyete, saygıya, güvene ve kardeşliğe dayalı karşılıksız bu sevgiyi dünyaları verseler hiçbir şeye değişmeyiz. İnanıyorum ki gelecekte de
bir ve tek yürek olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünya hak ettiği yere taşıyacağız. Değerli konuklar, sözlerime son verirken Cumhuriyetimizin kuruluşunun 40. yılına denk düşen bu kutlu günde bir kez daha bizleri yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türk halkına, milletimiz her fertine şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 40. kuruluş yıl dönümünde halkımıza, milletimizi, Türkiye'mize, tüm coğrafyamıza savaşlardan uzak, barış ve huzur içinde bir gelecek diliyorum. Tekrar ediyorum, biz et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz, tek milletin iki devleti olarak biriz ve tek yüreğiz. Yaşasın milletimiz, yaşasın devletlerimiz, yaşasın cumhuriyetlerimiz. Bir kez daha hoş geldiniz derim. Çok kıymetli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, değerli bakanlar, değerli milletvekilleri, protokolümüzün çok kıymetli mensupları, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin parlayan yıldızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 40. yıl dönümü kutlamalarına Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldik. Geniş bir heyetle buradayız. Meclisimizden çok kıymetli başkan vekilimiz, değerli komisyon başkanlarımız, vekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı kuruluşlarımızın kıymetli başkanları hep birlikte bir heyet olarak geldik. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü şanla şerefle idrak ettik, kutladık. Yine bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Gerçekten özel bir yılı yaşıyoruz hep birlikte. Bundan 40 yıl önce esarete hayır diyen Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz egemenliklerine sahip çıkarak özgür ve bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Yarın bunun kutlamalarını, törenlerini hep birlikte yapacağız. Ama bu vesileyle ben erkenden bugünden başlayarak kutlu olsun diyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümü kutlu olsun. Nice 40 yıllara, nice 100 yıllara inşallah egemen, bağımsız bir devlet olarak geleceğe yürüsün. Bu önemli günde tekrar etmek isterim ki Kıbrıs meselesinin çözümü için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri artık kabul ve beyan edilmelidir. Bu doğrultuda ilgili tüm tarafları adanın gerçeklerini esas alarak Kıbrıs Türklerinin bu haklarını tescil etmeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırıyoruz. Sayın basın mensupları, ziyaretim vesilesiyle ayrıca KKTC makamları ile ülkemiz ve KKTC arasındaki yakın ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişleri gerçekleştireceğiz. Az önce Sayın Başkanımız da ifade etti. Ben de çeşitli vesilelerle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyıla girdi. Buna Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kıbrıs Türkü'nün de yüzyılıdır. Hep birlikte bu yüzyılı inşa edeceğiz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refah ve huzuru için KKTC'deki ilgili tüm makamlarla ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu an içinde bulunduğumuz yeni Ercan Havalimanı bunun en somut göstergelerinden bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda ortak bir çalışmayla buranın açılması sağlandı ve bugün gördüğümüzde hep birlikte iftihar ediyoruz. İşte bu başarıların üzerine yeni başarılar koyarak yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan Türkiye'de beni ziyaret etti. Şimdi birçok konu var mali işbirliğimiz kapsamında. En öncelikli konularımızdan bir tanesi enerji konusu. Nasıl ki geçmişte denizin altından
borularla su getirdiysek, denizin altından yine kablolarla Türkiye'deki elektrik sistemine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inşallah entegre edeceğiz. Böylece iki tarafta kazançlı çıkacak. Burada üretilen yenilenebilir enerjinin daha geniş bir network içinde değerlendirilmesi de mümkün hale gelecek. Bu tabii orta vadeli bir projemiz. Fizibilitelerine başlamış durumdayız. Bu gerçekleşinceye kadar da adadaki Kıbrıs Türk'ünün sıkıntı yaşamaması adına neler yapabiliriz, bunları da değerlendirdik ve ilgili kurumlarımız, hem Türkiye'den hem KKTC'den teknik arkadaşlarımız bu konuları daha detaylı bir şekilde önümüzdeki günlerde ele alacaklar. Buna benzer tabii birçok alanda işbirliğimizi, ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ana vatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk'ünün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları destekleyeceğimizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvence kaynağı olmaya daima devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gösterdikleri bu güzel karşılama, sıcak karşılama için, misafirperverlik için, her zaman gördüğümüz misafirperverlik için Sayın Başbakan'ın şahsında Kıbrıs Türklerine şükranlarımı sunuyorum. Yarın törenlerde görüşürüz. Evet, buyurun.